Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda 22 Ekim tarihli yabancı takas oranlı raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzdaki verilere baktığımızda BIST 30 içerisinde yüksek yabancı takas oranına karşın Akbank, Sabancı Holding, Ford ve Migros hisselerinde yabancıların pozisyonlarını azalttıklarını görüyoruz. Buna karşılık Enka İnşaat hissesinde ise pozisyon artışı mevcut. Saydığım hisselerin detaylarına inelim. Akbank'ın yabancı payı 90 bas puan azalışla %48.57'ye indi. Son bir haftada Sabancı Holding 119, Ford 32, Migros'ta 127 bas puan azalış yaşadı. Böylece yabancı payları sırasıyla Sabancı Holding'de 40.21, Ford'da 35.24 ve Migros'ta 32.90 oldu. Pozitif açıdan Enka İnşaat demiştik. Enka'da düzenli artış dikkat çekici. Bir haftada 62, bir ayda da 131 bas puan yabancı artışıyla son yabancı payının %30'un üzerine çıktığını gözlemliyoruz. Tablonun en üstünde Turkcell, Koç Holding ve BİM yer alıyor. Turkcell ve BİM'de yabancı pay azalışı, Koç Holding'de de yabancı pay artışı var. Turkcell %60.19, Koç %54.06 ve BİM %49.02 yabancı payına sahip. Tablonun en altında da Garanti, Astor ve Sasa'yı görüyoruz. Üçü de %10'dan daha az yabancı payına sahip. BIST 100 şirketlerinin yabancı paylarına döndüğümüzde Göltaş yabancı payındaki düzenli artış, Akbank, Sabancı Holding'de düzenli azalışı öne çıkıyor. Haftalık yabancı takas değişimlerinde Tekfen, Katılım Evim ve Peker Gayrimenkul'de artış, Reader, Migros ve Sabancı Holding'de azalış meydana geldi. BIST 30'un da yabancı payı %32.16 seviyesinde. Bu haftalık raporumuzu özetledik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.